başlıyoruz arkadaşlar. Böyle kısa bir hoş geldin, beş gittin muhabbeti yapalım arkadaşlar. Badlands'i anlatacağız. Şu anda zaten biz oynadığımız haritaların hikayelerini anlatarak gidiyoruz. Eda'yla lore öğreniyorum konseptinde. Bu hafta şansımıza Badlands geldi. Hani kötü diyarlar anlamına geliyormuş gibi oluyor ama... Şansınlar ne demek abi? Kurağı mı çekiyorsun? Yo, sırayla gidiyoruz. Şansa burası geldi diyelim. Yani Burning Steps'e de geçebilirdik ama buraya gelmek kolayımıza geldi. New Kargat'tan görevlerimizi aldık. Dikkatinizi çekiyorum. New Kargat, yani yeni Kargat adı verilen bölgeden görevlerimizi aldık. Ve oyunumuzu oynamaya başladık. Dediğim gibi yayının başında uyardım. Çok böyle nasıl söyleyeyim, derinlemesine hikayesi yok. Badlands'ın hikayesi aslında yani geçirilen, yani Azeroth'ta yaşanılan savaşlar sırasında hep geçiş noktası olarak ya da işte nasıl söyleyeyim savaş savunma hattı ya da işte konuşlanma yeri olarak kullanılmış bir bölge. Bu Kargat adı da zaten buradan gelecek. Ama oraya gelmeden önce Warcraft 1'i oynayan var mı bilmiyorum ama ben hikayesine bakmak için o kötü grafiklere maruz kaldım. Zamanında işte Warcraft 3'ten sonra oynadım. Size de oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer tekstleri okuyacağım amacım bu diyorsanız. Warcraft 1'de... Warcraft 3'ü oynamanız lazım zaten. Evet, Warcraft 3'tü. Zaten Reforged'u geliyor. Orada da oynayın lütfen. İkinci savaşta bu harita üzerine çok gidip geliyorsunuz Warcraft 1 oyununda. Yani orklar ve insanlar arasındaki savaşta çok nasıl söyleyeyim... böyle muharebelerin döndüğü bir toprak parçası burası. Ve yani nihai olarak da Horde tarafından hakimiyet sağlanmış bir bölge. Ve bu Kargat'ı Warlords of Draenor'da gördük. Raid'de boss olarak da kestik. Böyle bir elini kendisi tarafından kesmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum onu. Videosunda da gösteriyordu. Orada işte o arkadaşın ikinci savaş sürecinde hani burayı ele geçirip buradan Horde ordularının sevk ve idaresinin sağlanmasını yapıyordu. Ve aynı zamanda bu topraklar, hani şimdi bizim haritayı gösteremiyorum size, ben şöyle bir haritayı hazırladım. Ki bu şu an önünüzde gördüğünüz harita eski haritası, yani eski haritası derken kataklizm öncesi haritası. Yani çorak topraklar ve geçişi gizlenmesi, yani gizlenerek kimseye görünmeden geçmek kolaydı bu topraklardan. Bundan dolayı. Ve Cho'Gall biliyorsunuz işte Old God şeyine giriyor bu ikinci savaş sırasında Gul'dan'ın yenilmesi durumu söz konusu oldu. Yani bu detayları hem anlattık hem de bu harita özelinde olmadığı için tekrar girmek istemiyoruz. Cho'Gall işte Shadow Council dağıldıktan sonra önce bir Siltus'ta kendini gösteriyordu. Daha sonra Siltus'ta da Medivin oğlu o Medan'la yaşanan muhabbetler sonrasında da hani kaçma rotası olarak Badlands'i tercih etti. Ve sürekli olarak bu şimdi haritamızın kuzeyinde... Bu arada bir şey düzeltebilir miyim? Evet. Medan'da bir şey yaşamadı tahminen. Çünkü Medan tahminlerle oradan çıkarıldı. Hayır, hiçbir yerde artık geçmiyor. Şey, niye canım? Çizgi romanında geçiyor. Cho'Gall'la olan ama mücadelesi. Ama o çizgi romanın... Yani o çoğu şey retconlandı tahminen. Çoğu ya şey retconlandı ama şöyle... hani oyundaki şeyde yok. Evet, oyunda öyle değil ama... nasıl anlatayım? Oyunda da... Adı geçmiyor mesela. Hayır, ben senin demek istediğini anladım ama benim demek istediğim şu, oyunda da o şeyi yaşattılar, tamam mı? Çizgi romandaki rotayı yaşattılar. Siltus'a gitti. Siltus da yaşamadı. Yani yaşadıklarının sebebi, adını sen söyle, Medan'la olan muhabbetlerdi Katun'dan ziyade. Daha sonra onu hatırlarsan Kataklizm yamasında Dire Maul'a bağladılar. İşte Dire Maul'daki Ogre klanını işte Twilight Emir'e bağlayacak muhabbetine bağladılar. Chronicles'ta da şuna bağladılar. Chronicles'ta da şuna bağladılar. Cho'Gall gelir gelmez bu Old God Whisperer'ın deyip arayışa geçiyor ve Katun onu whisperlayarak şey aslında yönlendiriyor. Kendi önüne yani Sultus'a. Onda o yüzden Medan'ın şey dedim. Aynen öyle, aynen. Ama işte dediğim gibi yani retcon yemesine rağmen hani bu yani nasıl söyleyeyim, oyunda bu bölgesel olarak gitgelleri yaptı ve en nihayetinde Twilight Highlands'a yerleştirildi yani. Evet. Zaten dediğim gibi harita özelinde çok önemli bir rolü yok ama
Çogal'ın kullandığı rota burasıydı. Haritanın nasıl söyleyeyim, şu an bu harita eski harita. Ben size yeni haritayı göstereyim. Burada çoğu lokasyonları göremiyorsunuz. Yeni harita bizde şu an için kapalı. Ama şöyle size göstereyim. Ortasında kocaman bir yarık görüyorsunuz arkadaşlar ve iki önemli lokasyon var. Biri Uldaman, diğeri de Anger's Fort adıyla anılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dark Iron cücelerinin nasıl söyleyeyim, bu haritadaki yani bu bölgedeki Ragnaros adına tuttukları yerdi zamanında. İki önemli lokasyonu bu. Zaten işte adını siz söyleyin. İmkan olursa birazdan gideceğiz. Bu Dark Iron'ların lokasyonunda görev yapacağız. Bu haritanın ortasında gördüğünüz bir yarık var arkadaşlar. Bu yarık Deathwing tarafından açılıyor. Haritayı artık kapatayım. Zaten çok fazla hani şey yok. Gördünüz, şöyle bir yarık var. Zaten Worldbreaker Scar, yani dünyalar yıkıcının yarası anlamına geliyor. Yavaş yavaş görev yaptıkça da açılacak. Şimdi Deathwing'in buraya hani direkt olarak böyle etkileyecek bir gelişi yoktu. Zaten mesela Murat'ın ısrarla beklettiğim konu, ben buraları zamanda yapıp geçtim. Horde olarak ilk defa yapıyorum. O dönemler Alliance oynuyorduk. Olaylar Alliance oynuyorduk. Velhasıl Deathwing ilk geldiğinde biz Deathwing görevlerini yapmıştık. Burada Alliance olarak mı? Yo, Horde olarak yapıyor muyduk o görevleri? Biz Alliance yapmıştık. Yapmıyorduk galiba, hatırlamıyorum, emin de değilim. Deathwing'in buradan nasıl geçtiğini anlatan bir ork, bir cüce ve bir elf vardı. İşte birisi şey diyordu işte, ben şey gnom, özür diliyorum, elf değil. Ork diyordu ki ben kızları aldım, motorla peşinden gittim. İşte buldum Deathwing'i, vurdum ağzın üstüne diyor. Cüce de diyor ki öyle bir şey olmadı diyor. Ben diyor işte yumruklarımı çıkardım diyor. Böyle Deathwing'in işte kafasına vura vura gittim diyor. Yok, gnom da öyle değil diyor. Ben kendimi büyüttüm diyor. Böyle dağlar taşlar kadar oldum diyor. Böyle bulutlardan tuttum çıkardım Deathwing'i, vurdum yere falan diyor böyle. Hani orada bir nasıl geçtiğinin muamma olduğunu gösteren ve nasıl olduğunun hani bilinmediğinin resmi olan bir görev yapıyorsun. Dediğim gibi çok önemli bir detay yok ama çok kısa şey, bir nasıl söyleyeyim, anekdot bir lore geçiyor burada. Karalan denen bir siyah dragon var arkadaşlar. Bu Karalan denen siyah dragon Deathwing tarafından Nyxondra isimli bir dişi siyah dragonu kurtarmak, yani ejderhayı kurtarmak üzere görevlendiriliyor. Bu Nyxondra isimli dişi dragon Restraza adında bir kırmızı dragon tarafından zorla breed edilmeye çalışılıyor. Bunun sebebi de şu dostlar. Deathwing aldı yumurtalarını eski zamanda Outland'e götürmüş. Hatırlıyor musun, anlatmıştım. Evet. Ve Gron yavruları, yani Gron çocukları da bu yumurtadan çıkan ejderhaları öldürmüştü. Kazıklara saplamıştı. Velhasıl bundan dolayı hani siyah ejderha tohumu kalmadı Azeroth'ta. Bunun için zorla artık yani kimse rızasıyla hani üremiyor. Zorla o dişi siyah ejderhayı üremeye zorladılar. Tabi ejderha üremedi kendi isteği dışında olduğu için. Tabi başaramadı falan filan. Daha sonra işte bu Korallon Rextraza'yı kovalıyor. Rextraza bu ara normalde Goblin, belki klasik oynayan arkadaşlar vardır ya da eskiden hani görev yapmış da devam ediyor olan arkadaşlar vardır. Bir yeşil, yani böyle bayağı yeşil, hani yemyeşil bir goblin formunda orijinalinde. Bir kırmızı dragon. Daha sonra bu Korallon tarafından öldürülüyor ve Nyxondra'ya serbest kalıyor. Daha sonra Nyxondra bizim tarafımızdan öldürülecek. Ama ondan öncesinde bu ejderha rahata ve huzura kavuştuğu için yumurtlayabiliyor arkadaşlar. Ve ne derler hani, son sağlam siyah ejderha yumurtası oluşuyor. Okey miyiz buraya kadar? Okay. Karışık değil değil mi? Yok. Bana değil. Heh. İzleyiciye sor. Bu istiyorsan. Yani mikrofonda gidiyor bebeğim. bu siyah ejderhayı, yani yumurtadan çıkacak siyah ejderhayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani önümüzdeki hafta yaması geliyor. Gelecek olan raid de göreceksiniz.
Mist of Pandaria'da çok fazla içli dışlı olduk. Battle for Azeroth'ta da kendisini aradık, bulamadık. Önce Neferya'nın oğlu. Bu Nyxandra dediğim... Deathwing'in torunu mu yani? Deathwing'in torunu, evet. Nyxandra dediğimiz ejderha, dişi ejderha, Deathwing'in kızı, Onyxia'nın kız kardeşiymiş. Oha. Evet. Yalnız bayağı araştırmışsın, ben saygı duydum şu an. Hoşuma gitti. Niye? Hayır yani, çok hoşuma gitti bu kadar detaylı. Torunu olduğunu öğrendim yani. Ya araştırma değil, sen deyince sadece böyle bir şey yani, Retio'nun hani bu olayını hatırladım. Dedim bir bakayım, adını hatırlamıyorum çünkü. Kalaran'dan ona ulaştım. Sen dedim ya Kalaran'ı biliyorum diye. Bir, evet. He, oradan ona ulaştım, oradan o çıktı zaten isimler. Neyse şimdi, çok bölüyorum ya, değil mi? Yo, estağfurullah. Lütfen izleyen arkadaşlar siz de bölün, sorularınız varsa sorun. Bu şekilde hey yo hey yo mamma gidelim. Şimdi siyah dragonların, hani ejderhaların, benim böyle dragonların dediğime bakmayın. Did you suffer greatly? Deathwing'in babası yok arkadaşlar. So. Deathwing'in babası yani ben burada Galadriel diye böyle heyecana gelsem de değil. Deathwing'in babası, nasıl söyleyeyim, bilinmeyen bir ejderha, proto ejderha, yarı ejderha ve Titan Keeper'lar diyebiliriz. Uldaman Lore'u da şimdi bu Chronicles'ın Titan'lar tarafından yazıldığı ortaya çıktıktan sonra hani artık olaylar biraz değişti çünkü Curse of Flesh'e bakış açısı değişti. Evet. Anlatacağız. Şöyle ben bir kahvemi yudumlayayım. Bir sigara bir şey yakayım. Diyeceğim yani. Gidelim. Çok konuyu dağıtma. Gerçi sen bir anlat tamamını. Çünkü o Curse of Flesh'e ilgili Pyromancer'ın bir teorisi vardı. O zamanla alakalı. Son videosu var. Geçtiğimiz evet, ay yayınladı da o konuya hiç girmeyeceğim abi. Tamam. İşte Happy Totem, Curse of... Dur hadi girelim 2 dakika muhabbetine. 2 dakika. Bak uzatmayacağım. Curse of Flesh'i tamam. Hepimiz Old God'lar tarafından, işte yok özellikle Yogg-Saron tarafından Loki'nin kandırılmasıyla salındığını varsayıyorduk ve hatta diyorduk ki cüceler, işte gnomlar, bir kulları bir kenarda tutuyorum çünkü bu söylediğim şeyi Disc of Nogranon'dan okuyoruz. Bunu da Pyromancer'dan dinledim. Dinledik. Evet. O 2 hafta falan oldu o videoyu izleyeli benim. Pyromancer şeye dikkat ediyor. Curse of Flesh patlak vermeden önce diyor ki biz bu Earthen'ları, yani bu metalden olan cüceleri Biomass'ten ürettik diye bir kelime kullanmış orada Titan Keeper. Bu Chronicles'da değil mi? Hayır. Nerede? Disc of Nogranon'da. Okay. Disc of Nogranon'un da şey, şimdi anlatacağım. Nasıl söyleyeyim? Azeroth'un USB belleği, hafıza belleği yani. Ya biliyorum, şu şey diskleri kaydediyorlardı. Aynen. Okay. Yani diyor ki Curse of Flesh gerçekten Old God mı saldı falan diyor. Onu demesinin sebebi de şey yani, Titan şeyinde konuştuğumuzda detayları veriyor işte, şöyle oldu böyle. Evet, bir şeye evet, dikkat atla edin. Bebeğim atla. Corruption'dan ziyade Titan yaratımının içinde konulan, nasıl diyeyim onu, sistem. Matrix diyor orada sürekli. Matrix işte. O Matrix sistemini bozuyor Old God'ların o yarattığı stres. O yüzden Curse'e, Flash'e dönüyor. Evet işte hani orada yani, ama şeyi evet. De ortaya çıkartmış. Mesela biz Yogg-Saron'la konuşamıyoruz ya hani. Ondan bahsediyor. Evet. Belki de diyor hani gene deney yaparken Titan Keeper'lar ya da Titan'lar sıçtı. Bokunu bize atıyorlar. Evet, evet olabilir yani. Yani bence Yogg-Saron ne yaptığı bir şey var ya. Yogg-Saron bozmuştur onu tamamen. Yani o yapıyı bozmuştur Titan yaratığı. Aynen. Şimdi dostlar, çok özür diliyorum Metehan. Abi çok özür diliyorum. Bölüyorum, kesiyorum. 2 dakika dedim zaten ama az önce bahsettim ya, buradan Deathwing geçti, burada bir yara oluştu diye. Şu an o yarayı görüyoruz. Hatta Dragon Ağzı adı veriliyor bölgeye, lokasyona. Bu bahsettiğim görevleri, hani komik görevler yapacağız dedik. Onları yapıyoruz şu anda. Mesela diyor ki Iron Man Red, well, gayet iyi hatırlıyordum. Parlak ve açık bir gündü. Üzerimden hani online, kendi işimi yaparken birden Deathwing geçti. Kendime dedim ki o dragonun yüzüne yumruk atacağım. Dedim diyor. Bu cüce anlatıyor bunu.
Ne yazık ki o sırada da kataklizm ortaya çıktı ve kızgın elementler ortaya çıktı diyor. Şimdi bu görevde diyor ki 5 tane bu kızgın elementleri yumrukla diyor. Gidip yumruklayacağız şimdi 5 tane kızgın elementi. Bak şimdi gidip Deadwing'e yumruk atacağız. Ya. Aynen. Geldik Deadwing'e. Hop. Yumruk attık, düştü yere. Şimdi Gnome'un hikayesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Modlar çalışıyor. Al sesi. Okey. Öyle güneşli bir hava değildi Deadwing ortaya çıktığında. No. Çünkü bulutların içine girmişti. Yani bulutluydu diyor. Kendisi de büyüme iksiri içtiydi diyor. Sen miydin o önden giden büyüme iksiri içen? Yok. Hayır, ben daha yeni aldım. Okey. Bak ha. Bulutun anladım. İçinden çıkardım bir tane. Bak Deadwing'i çıkardım, yere çalıyorum şimdi. Deadwing de harita kadar ha. Bak ikiye katladım Deadwing'i. Vurdum yere. Asıl hikayeyi bilmiyoruz değil mi? Yok. Kimse bilmiyor yani. Aslında şöyle asıl hikaye. Geçti gitti Deadwing. Bu ya, bu kadar. Evet. He, şimdi ork hikayesini anlatıyor. Abi en iyisi ya. Deadwing geldiğinde kan yağıyordu diyor. Yani gökten kan yağıyordu diyor. Ve şimdi tuhaf bir şey var arkadaşlar. Hani diyor ki kızları aldım yanıma götürdüm diyor. Bir tane de erkek Blood Elf var. Yani Blood Elf'ler offended. Neyse ben ork alacağım. Hani kendi ırkı ork ya, böyle ırkçılık yapmış olmayayım. Blood Elf'i al abi. Aynen, Blood Elf'i almayayım yani. Ve motorla Deadwing'in yanına böyle uçuyorsun. Böyle Blood Elf'i alacaksın. Onu almaya zorlayacağım. Teşekkürler. Aa, çok teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Bu haritanın kuzeyinde ki haritanın yeni halini şurada göreyim. Burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tam kuzeyinde Uldaman yazılı bir ne derler, mahzen var. Bir kasa var. Yani vault olarak geçiyor İngilizce'de ama tam karşılığı kasa. Yani burada nasıl söyleyeyim, Titanların ve Titan Keeper'ların İşte bilgilerini, eşyalarını, staff, aklınıza ne geliyorsa sakladıkları bir yer. Özellikle buranın hikayesi şurada civcivleniyor. Bunu daha önce birkaç yayınımızda verdik. Hatta Cücelerin Yaratılışı diye bir yayınımız var. Orada bayağı bir detay verdik. Ama bu haritada şu kadar bir kısa da tekrar etmek istiyorum. Chronicles'a göre gideyim ya da işte bilinene göre gideyim şu ana kadar. Titanlar Azeroth'a geldi ve Azeroth'taki Old God belasını savuşturmaya çalıştı. Başarılı oldu olamadı. Yogg-Saron isimli Old God Ulduar'da hapis edildi. Ancak tabi hapis edildiği yerde rahat durma gibi bir şey yok. Ve o sırada bir curse yayılıyor ki işte az önce muhabbetini yaptık. Pyromancer konuya farklı bir açıdan bakıyor falan filan, girmeyelim karışık. Curse of Flesh yayılıyor arkadaşlar ve hani bu konuda da bir Loki dediğimiz ki İskandinav mitolojisinde ki Loki, World of Warcraft'ta Loken diye geçiyor ama işte similar, hani aynı şeyler. Hatta Thor'u falan, Odin'i falan da var WoW'da. Velhasıl onu kandırıyor ve hani Titan Keeper'lara karşı bir savaş durumu söz konusu oluyor. Bu Earthen'lar, Virkul'lar falan böyle karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Velhasıl bu Curse of Flesh patlak verdiği dönemde de bu savaş sonrasında hani o Earthen'larla Virkul'lar arasında dönen savaşın şeyinde de bir kaçış muhabbeti ortaya çıkıyor. Ki birinci bölümde, yani Eda ile Lore öğreniyorum'un birinci bölümünde de bahsettiğimiz şu konu var. Tyr, Ironoya ve Arkidas, bu Titan Keeper'lar arkadaşlar, Ulduar'dan güneye doğru gitmeye başlıyorlar ki işte bazı Earthen'ları da yanlarına alıyorlar. Ve Disc of Nogron'un da yanlarına alıyorlar ki hani bunları saklayabilelim. Ve işte atıyorum hani doğru olan şeyi, yani bilgileri düzgün bir şekilde coverlayabilelim diye. Yani koruyabilelim diye. Velhasıl bunlar Uldaman'a erişiyor. Hatta Uldaman'a yolculukları sırasında Tyr çok büyük iki tane Kıtrax ırkından yaratıkla savaşıyor. Hatta savaşırken ölüyor. Order of the Silver Hand buradan çıkıyor.
insanların ışığı buradan geliyor, tirden geliyor falan. Hepsini anlattık. Tekrar girmiyorum. Kısaca değiniyorum ki zihninizde tekrardan aydınlansın diye. Velhasıl Arkidas, Ironoya, yanlarına aldıkları Earthen'lar ve Disk of Nogranon güneye rahat bir şekilde kaçabiliyor. Tyr'in verdiği, ne diyeyim, fedakarlık, sacrifice sayesinde yani. Hani kendini feda ediyor orada ve onları durduruyor. Tyr de tam baba yiğitlerden, evet. Öyle düşünebiliriz diyelim. Velhasıl bu haritanın kuzeyinde gördüğünüz Uldaman'a başarılı bir şekilde geliyorlar ve bu ne derler? Titan Vault'a, Titan Facility'sine, yani Titan şeyine, tesisine başarılı bir şekilde giriyor ve kilitliyor. Ancak arkadaşlar, Curse of Flesh buradaki, yani buraya getirdikleri Earthen'lara da bulaşmış durumda. Ve ilk troglar, yani daha doğrusu cücelik, yani dwarfluk olan cüceliğe evriliş konusundaki ara geçiş ırkı var. Yani işte yavaş yavaş Curse, yani o Flesh, yani ete kemiğe bürünme durumu söz konusu olmaya başlıyor. Tam bu durum başladığı sırada Arkidas diyor ki tamam, sıkıntıya düşüyoruz ve nasıl söyleyeyim, böyle donduruyor herkesi, böyle ne derler, hani uzay filmlerinde olur ya işte, sizi bir buz kalıbına sokarlar, atıyorum hibernate diye geçiyor İngilizce'de ama tam Türkçesini bilmiyorum. Hani hibernate pozisyonuna sokuyor ve oradaki Earthen'ların bozulmadan saklanmasını sağlıyor. Ve zaten Uldaman'ı yapan arkadaşlar bilir, önce troglarla, daha sonra hafif yarı işte dwarflarla, daha sonra tam şeylerle istemsiz uyku. Evet evet, kesinlikle güzel Türkçe. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sensin. O duruma sokuyor. Daha sonra İSR öldüğünde çalmıştı bu şarkı. I love you. Daha sonra arkadaşlar Sundering patlak veriyor. Yani elfler, night elfler böyle çok kurcukluyor. Büyük uyusunu böyle çok kurcukluyor. Aşağıda falan böyle Sargeras'a aşık. Güya onunla evlenecek falan. Onu dünyaya samanlamaya çalışıyor. Derken sonsuzluk kuyusunda patlatıyor ve Sundering ortaya çıkıyor. Ki hepimizin bildiği hikaye. Kadimler Savaşı, işte kuyunun patlaması, kıtaların bölünmesi. Tabi bu sırada yani depremler vesaire falan oluşuyor. Bu Uldaman isimli tesis toprağın altında kalıyor. Yani yıkıldı, yıkılacak. O sırada arkadaşlar bir tane gnom ve ismi gerçekten lore'da da çok yani bilinen bir ismi yok. Böyle hero bir karakter değil. Bu Uldaman'ın içindeki yarı trog, yarı işte Curse of Flesh'ten evrilmiş Earthen'lardan haberdar ve gidip onları kurtarmaya karar veriyor. Bu haberdarlık durumu mekanik gnomlarla Earthen'ların yani ortak çalışma şeyine dayanıyor. Bunu anlatmıştım, hatırlar mısın? İşte Earthen'lar dünyayı düzenlerken gnomlar da onlara mekanik aletler yapmak için tasarlanmıştı vesaire diye. Titan'lar tarafından. Aynen öyle. Gnom'un kurtarmasının sebebi de bu. Atla bebeğim. Velhasıl gnom geliyor bu Uldaman'ın içinde sıkışmış halde duran istemsiz uyku pozisyonundaki cüce diyelim artık, dwarfları hani bu sıkışmadan kurtarıyor ve bölgenin bir tık kuzeyi olan Kazmodan bölgesi, ki hangi Titan o? Neydi Titan adı? Kazgaroth. Kazgaroth, ha. İsmi Kazgaroth'a adanmış olan Titan'a ithafen adını verdikleri bölgeye yerleşiyorlar arkadaşlar. Şimdi size bir iki görsel daha göstereyim. Hep Disk of Nogranon'dan bahsettik. Uldaman'ın içinde olduğu için bir Disk of Nogranon'u hani gidemeyeceğiz biz oraya ama şöyle size göstereyim dostlar. Disk of Nogranon şöyle bir şey arkadaşlar. Bu disklerin içinde, yani üzerine kayıtlı diyelim, hani USB bellek gibi düşünün. Azeroth'un tarihi gizli. Yani o dönemde ne yaşandıysa her şey var. Zaten Loki'nin buna ulaşma hevesi de hani yaptığı hataların da buraya kayıt olmuş olması. Bu ara Nogranon kim? Hani niye disk, yani Nogranon'un diski? Nogranon'da bir Titan arkadaşlar. Yani Loken, Tyr, Odin gibi Titan Keeper seviyesinde değil. Baya baya Amantul, işte Sargeras seviyesinde bir Titan yani. Pantheon'da bulunan ve nasıl izah edeyim? Bu title'da Dreamer bu arada. Ona ne? Hangisi Dreamer? Title'da The Dreamer. Dreamer şeydi ya, diğeriydi, ablaydı.
Dream mı? Dream öyle bir dakika onu ona bakmayacağım sadece. Celestial olabilir, bilmiyorum. Bu çünkü bu arkadaş büyünün sebebi. Yani nasıl söyleyeyim? Celestial büyü dediğimiz var ya, mesela Ulduar'a giden arkadaşlar bilir. Algolon diye bir şey var. Zaten resimde görüyorsunuz böyle ne derler? Yıldızlı yıldızlı bir büyü var etrafında. Nobranon bu. Aynen abi, Nobranon bu. Pantheon'da çekilmiş resmi. Azeroth'taki Celestial büyünün kaynağı bu arkadaş. Ve hatta şöyle bir anekdot, detay da vereyim bu arkadaşla alakalı. Galakrond hani bertaraf edilirken, Galakrond tehdidi bertaraf edilirken 5 tane Proto Drake'e özel güç veriyordu Titanlar, evet, hatırlar mısınız? Evet. Hatta bu 5 tane Proto Drake daha sonra şey oluyor. Bildiğimiz hani Dragon Aspect'ler oluyor. O Dragon Aspect'lerden mavi olan Maligos'a gücünü bahşeden arkadaş bu. Hani Maligos'u Maligos yapan bu. Title'ını buldum, çok pardon. The Dreamweaver bir tanesi. Diğeri de Keeper of Celestial Magic Sandal. Aynen, Keeper of Celestial Magic, ki benim de dediğime geliyor Celestial büyünün kaynağı diye dediğim buydu arkadaşlar. Yani o elindeki disk, evet. Evet, aynen öyle. Bu iki görseli zaten ekranda tutuyor olmamın sebebi de bu. Yani aynı zamanda nasıl söyleyeyim, bu kayıt tutucu gibi bir şey de düşünebilirsiniz. Ondan dolayı da zaten dediğim gibi Loki bunu şeyde kovalıyordu. Diskler hala Uldaman'ın içinde. 50 level seviyesine ulaşan arkadaşlar rahatça gidip yapabiliyorlar. Görebilirsiniz. Hatta biz de gidip yapabiliriz isterseniz, nasıl dilerseniz. Klasik oynayan arkadaşlar bu dungeon'ı çok iyi biliyorlar. Özellikle Iron Oya'nın hani summonlanması, çağrılması, o staff'ın yere koyulması vesaire gibi detaylara hakimler. Bölgede takıldığı bir makine var mı? Disklerin takıldığı bir makine yok. Şöyle Lore Keeper of Nogranon diye bir ruhani bir varlık var. Nogranon tarafından görevlendirilmiş. Bu diskin içinde ruhu yatıyor. Sen o diski nasıl söyleyeyim kullanmaya başladığın zaman o ruh ortaya çıkıyor ve sorunu sor diyor. Yani sen de sorularını cevaplıyorsun. Yani sorularını soruyorsun, o da cevaplıyor. Ama bunların hepsi kurtarılmadı birebir değil mi? Yani yok edilen de var. Hayır hayır, orada duruyor hepsi. Yani o dönemin bütün tarihini o disklerden görebiliyorsun. Şimdi şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Biz haritanın tamamını açmadık belki ama haritanın tamamının hikayesini sizlere aktardık. Önemli olan yerlerini. Yani çok detay hikayeler var ama dediğim gibi Azeroth'un üzerindeki çok büyük hikaye akışını, yani lore akışını etkileyecek şeyler yok. Ondan dolayı diyorum ki dostlar, Badlands'ın hikayesi Uldaman'ı da dahil ederek bu şekilde. Siyah Dragonlardan Titan Keeper'lara kadar olan her şeyi anlattık.